Afyon grafiğinde belirlediğimiz 750 bölgesindeki kesin stop noktasının altına geçiş yaparak kapanışları oluşturduğunu görüyoruz. Tabii tekrar 750 üzerine çıkışları oluşturamadığı sürece aşağıya düzeltme durumlarını güç kazanmak için devam ettirirse 680 bölgesini yarı yarıya stop ve 625 bölgesini de kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Daha alt bölgelere devam eden süreçte karşılaşmamak için 750 bölgesine tekrar tepkisel hareketler yapıp üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturabilirse yukarı yükselen işlerin devamını getirmek için öncelikle tabii ki 8-25 bölgesindeki önemli direnç noktasını geçiş yaparak üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturması gerekiyor. Bu bölge üzerine geçişleri sağlayabilirse 9-15 bölgesindeki yakın hedef bölgemize kadar yükselişleri devam ettirebilir. 9-15 üzerindeki kalıcı kapanışlardan sonra daha üst hedeflere doğru yönelme durumu gerçekleştirip üst bölgedeki hedefleri de gerçekleştirme durumu oluşabilir. MOBED grafiğinde belirlediğimiz 20-40 hedefinin üzerine çıkış yaparak kapanışları oluşturduğunu görüyoruz. Tabii bu 20-40 üzerinde kalıcı kapanışları devam ettirebilirse öncelikle şablon bölgesinin üst noktasındaki direnç noktası olan 22 bölgesini geçiş sağlayabilirse 25 bölgesindeki hedef bölgesini gerçekleştirme durumu oluşturabilir. Bu bölgede tutum hareketlerini sürdürerek özellikle yarı yarıya stop noktamız olan 19 bölgesi ve kesin stop noktamız olan 16-50 bölgesinin altına düşüşleri oluşturmadığı sürece 25 hedefini gerçekleştirme ihtimalini oluşturup daha üst bölge hedeflere de süreci devam ettirme durumunu gerçekleştirebilir. Geri çekilme durumlarında güç kazanma hareketleri için yarı yarıya stop bölgemizin 19 bölgenin altına geçişler oluşturmadığı sürece bu ara bölge içerisinde güç kazanma hareketlerini devam ettirebilir ve tekrar yukarı yükselişleri de oluşturabilir. Matsutake grafiğimizde 3.35 bölgesindeki kesin stop noktasının altına geçiş yaparak stop konumu oluşturduğunu görüyoruz. Alt bölgelere olan süreç devam ederse 2.95 bölgesinde yarı yarıya stop ve 2.45 bölgesinde ikinci kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Çünkü daha alt bölgelere olan sürecin devam etme ihtimali 3.35 bölgesindeki direnç noktasının üzerine çıkışları olmadığı sürece bu durumla karşılaşma ihtimali devam ediyor. O yüzden bu bölgede 3.35 bölgesinde kesin stop yapılmadıysa 2.95'te yarı yarıya stop, 2.45'te de kesin stop olarak takip edebiliriz. Alt bölgelerden de lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirebiliriz. 3.35 üzerine çıkışları sağlayıp tepkisel hareketleri devam ettirebilirse daha sonraki direnç noktası olarak 3.55 ve en önemli direnç noktası olarak da 3.85 bölgesini takip ediyoruz. 3.85 üzerine çıkışlar olmadığı sürece de yukarı yükseliş ihtimali oluşturmayacağından dolayı bu ara bölge içerisinde güç kazanma hareketleri devam edebilir. 3.85 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlardan sonra da yakın hedef bölgesi olarak takip ettiğimiz 4.30 bölgesine kadar yükselişleri devam ettirebilir. 4.30 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra üst bölge hedeflere yönelebilir. Çin beton grafiğinde belirlediğimiz 450 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasının altına geçiş yaparak kapanışlar oluşmuş ve tabii bu durumdan sonra 400 bölgesindeki kesin stop noktasını önemsememiz gerekiyor. O bölgenin altına geçişlerde düzeltme durumunun devam ederek alt bölgelere doğru süreci oluşturacağından dolayı 400 bölgesinde kesin stop olup alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu durumdan sonra tekrar 450 üzerine çıkışlar olmadığı sürece aşağıya derinleşen bir düzeltme durumunu oluşturacağından dolayı 400 bölge altında kesin stop olup alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. 450 bölgesi üzerine çıkış yaparak kalıcı kapanışları oluşturabilirse şablon bölgesinin en üst noktasından önceki direnç noktası olan 510 bölgesi ve şablon bölgesinin en üst noktası olan
565 bölgesi en önemli direnç noktalarını oluşturmuş oldu. O bölgelerin üzerine çıkışlar olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimali gerçekleşmeden bu ara bölge içerisinde güç kazanma hareketlerini oluşturup daha sonra 565 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlardan sonra yakın hedef bölgesi olarak takip ettiğimiz 645 bölgesine kadar yükselişleri yapabilir. 645 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra üst bölge hedeflere yönelme durumu oluşabilir. Göltaş grafiğimizde belirlediğimiz birinci stop noktası olarak 125 bölgesiydi ve o bölgenin altına geçişlerden sonra yarı yarıya stop bölgesi olarak 115 bölgesi ve kesin stop bölgesi olarak da 105 bölgesini belirlemiştik. İkinci stop bölgesi olarak o bölgeye kadar dahi düzeltme durumunun devam ettiğini görüyoruz ve o bölgenin altına geçişlerde oluşursa daha derin düzeltme durumlarını sürdürme ihtimali oluşturacağından dolayı bu bölge altına geçişlerde mutlaka kesin stop olarak değerlendirip alt bölgelerden not çoğaltma işlemlerini oluşturabiliriz. Tabii bu durumdan sonra tekrar 115 ve özellikle de 125 bölgelerin üzerine çıkışları oluşturamadığı sürece aşağıya olan sürecin devam etme ihtimalini sürdüreceğinden dolayı alt bölgelerden not çoğaltma işlemlerini gerçekleştirmek için bu bölgelerde stop durumunu oluşturup alt bölgelerden not çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. 125 bölgesi üzerine tekrar çıkışları sağlayıp kalıcı kapanışları oluşturabilirse yukarı yükselişleri tepkisel hareketleri devam ettirip daha sonraki direnç noktası olarak 130 ve şablon bölgesinin üst noktası olan 145 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 145 bölgesinin üzerinde çıkışları sağlayamadığı sürece bu ara bölge içerisinde yatay bir süreçte güç kazanma hareketlerini devam ettirebilir. 145 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yakın hedef bölgemiz olan 150 hedefini de gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra daha üst bölgedeki hedeflere yönelme durumu oluşturabilir. Nohçimento grafiğimizde belirlediğimiz kesin stop noktası 125 bölgesiydi ve altında kapanışları oluşturduğu için 115 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak takip ediyorduk. O bölgeye kadar da geri çekilme durumu oluşturmuş ve o bölgenin altına geçişlerden sonra da 105 bölgesini ikinci kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. O bölgenin altına geçişlerden sonra daha alt bölgeler olan süreçte karşılaşma ihtimalini gerçekleştireceğinden dolayı oralarda stop yaptıktan sonra alt bölgelerden not çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Tekrar 125 bölgesi üzerine çıkış yaparak kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse yukarı tepkisi hareketleri devam ettirip şablon bölgesinin üst noktası olan 140 bölgesine kadar bu yükselişleri devam ettirip yakın hedef bölgemiz olan 150 hedefini de gerçekleştirebilir. Bu bölgelerin üzerine de çıkış sağlayabilirse tekrar yukarı yükselişlerin ihtimalini arttırarak daha üst bölge hedefleri gerçekleştirme durumuna doğru giden süreci başlatabilir. Fakat 150 üzerinde kalıcı kapanışları oluşturamadığı sürece bu ara bölge içerisindeki yatay bir süreçte güç kazanma hareketlerini devam ettirme ihtimalini oluşturacak şablon durumunu oluşturmuş oldu.